kamuoyu araştırmalarının hemen hepsinde Ahmet Akın'ın gerisinde kaldıklarını görünce korkudan şeytanın bile aklına gelmeyecek oyunlara giriştiler. Ahmet Akın isminde bağımsız bir aday çıkardılar. Korkunun ecele faydası yok. Fakat kimsenin korkmasına da gerek yok. Balıkesir Büyükşehir'i 5 yıldır yönetenlerin kurduğu bu kirli tezgah nedeniyle 31 Mart seçimlerinde pusulada iki Ahmet Akın oldu. Biri Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında ben olacağım, diğeri de bağımsız bir Ahmet Akın. Bu tezgahı kurgulayanlar Ahmet Akın kazanıyor, geliyor, entrikayla, yalanla onun seçimi almasını engellemeye çalışalım diye düşünüyorlar. Onlara yazıklar olsun. Kuvayi Milliye şehrine yakışmayan bu davranışlarda bulunanlara yiğit Balıkesirliler 31 Mart'ta gereken yanıtı sandıkta verecektir. 5 yıldır memleketi yönetip altyapıyı, yolu ve suyu bile vatandaşa ulaştıramayanlar, herkesi isyan ettirenler şimdi utanmadan entrika peşinde koşuyorlar. Onlara tek bir sözüm var, yazıklar olsun size. Bu oyunu Kuvayi Milliye şehri, Balıkesir'imin yiğit evlatları 31 Mart'ta bozar. Hemşerilerime şu çağrıyı yapmak istiyorum. Bu kirli isimler başka şeyler yapmayı da deneyecekler. Kirli tezgahın devamında yapay zekayla sesimi taklit edip gerçek olmayan şekilde adaylıktan çekildiğimi, seçime bağımsız olarak gireceğimi söyleyen sahte aramalar yapmayı planlıyorlar. Sakın ama sakın inanmayın. Aynı sahte bilgiyi sosyal medyadan yayarak seçmeni aldatmayı planlıyorlar. Hemşerilerim buna hiçbir şekilde inanmasın. Bu kirli zihniyet sandıklarda gerçek Ahmet Akın'ın oylarını, sahte olanı aktarmaya deneyecekler. Sandıkların başından bir saniye bile ayrılmayın. Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu altında seçime giriyor. Ve bu hiçbir şekilde değişmeyecek.